Selam dostlar, alemin ailenizin en değişik kanalına hoş geldiniz. Bugün kardeş Azerbaycan'da, başkent Bakı'dayım. Bugün size burayla ilgili bir ekonomi videosu yapmak istiyorum. Bir aydır yaklaşık Azerbaycan'ın altını üstüne getirdim. Azerbaycan'da ne gidilmedik köy bıraktım, ne gidilmedik kent bıraktım. Belki çok detaylı gezip çok detaylı videolar çekemedim ama çok da zamanım yoktu. O yüzden gezim artık bitmek üzere, buradan ayrılmak üzereyim. Ayrılmadan önce maaşları biliyorum, ekonomik durumu biliyorum. Çarşıdaki, marketteki, pazardaki fiyatları biliyorum. En azından bana söylendiği kadarını biliyorum. Size ona göre bir Azerbaycan'da ekonomi videosu yapmak istedim. Öncelikle şu an Bakü'de, Nevçiler diye bir bölgede bir pazarda, normal standart ücretleri olan bir pazarda, hatta belki düşük bile fiyatı olan bir pazarda videoya başlıyorum. Maaşlardan söz edeceğiz, kiralardan, faturalardan söz edeceğiz. Aşağı yukarı Azerbaycan'daki fiyatlardan fikriniz olmuş olacak. Hadi o zaman yola çıkalım da Azerbaycan'da bakalım ne kadar. Şimdi şöyle bir şey söylemek istiyorum videonun başında. Benim hatırladığım önceden manat dünyanın en değerli 5. parasıydı. Ve manat dolardan 2 kat, neredeyse 2 kat daha değerliydi. Ama 4-5 yılda iş tamamen değişmiş. Şu an tam tersine dönmüş. Neredeyse 1 dolar 2 manata yanaşmış. 1 manatta yaklaşık 5.16 TL falan yapıyor. TL'den tabii ki değerli gibi ama başka unsurlar var tabii. Şimdi bu ülkede, şu an şunu söylemek istiyorum, bu ülkede nefret var, petrol var, bu ülkede doğal gaz var, bu ülkede dünya üzerinde görünen 11 iklimin 9'u var. Gerçekten birçok noktada birçok iş yapılabilir, Hazar Denizi var, turistik açıdan çok değerli bir nokta. Ama Azerbaycan ekonomisi benim hayal ettiğim kadar iyi değilmiş. Ben daha iyi bir durumda, nasıl bunu uygun dille söyleyeceğimi bilmiyorum ama daha iyi bekliyordum ama beklediğimden daha iyi değil. Hatta tahmin edebileceğimden kötü bir durumda diyebilirim. Türkiye'den geldim. Türkiye'den geldim. Merak ettim burada çarşıda, pazarda fiyatlar ne kadar diye bir gezeyim dedim. Fiyatlar en ucuz. Benim yanlış duymadıysam Bakü'nün en ucuz fiyatları bu pazarda. Evet, en ucuz Vasmoy kilometre. Vasmoy, aynen. Vasmoy pazarı bura. Bura her gün var mı? Her gün. 2 kilo falan. Abi ortalama ben gezdim az çok baktım. Nektarlar 1 manat, şeftaliler de 1,5 manat, iyileri 2 manat. Evet. En iyileri 2 manat. 1.50'ye 1.30 indirim var. Ha. Kolay gelsin abi. Armut ne kadarmış bakalım. Armut'un da kilosu 1.5. Tam da mevsimi. Köyleri, rayonları gezdim ben, hep bunlardan vardı dağlarda, taşlarda. Abi en ucuz domatesi göstereyim. En ucuz domatesin 3 kilosu 1 manat. Yani biraz böyle geçmişe yakın domateslerdi. Ama böyle iyi durumdaki domateslerin 1 kilosu 1 manat. Ha, hıyar bu. Şey, bostan hıyarı. Abi bostan hıyarı da 70 kepik. Bu patlıcan 50, bu patlıcan da 50. Bu patlıcan da 100. Bu da 3 kilosu 1 manat. 3 kilosu 1 manat. Anladım. Türk'ün dostu kimdir? Türk'ün dostu Türk'tür. Türk'ün Türk'ten başka dostu kimdir? Yoktur emmi. Bunu kim diyor? Kemal Atatürk. Evet, bak süpersin. Helal olsun. Teşekkür ederiz. Görüşürüz, kolay gelsin. Abla sen ne satıyorsun? Biber. Biz buna dolmalık biber diyoruz. Siz? Ne? Dolmalık, tuhaf dolmalık. Bu dolmalık biber. Bu ne biber? Bu dolmalıktı. Ha. Sen bunu çek, bunu bana. Bunun kırmızı patatesin kilosu 80 gepik. Bunu nerede kullanıyorsunuz, bunu nerede kullanıyorsunuz? Bunu çakıp çık, merdiye hayır olur. Bunu çık çık çık, kızartıp çık, üstüne bir vurursan zor olur. Ha, yok. Anladım, düşündüm. Soğanın kilosu ne kadar? Başkası 3 manat. Kaç kilo var burada? O 6 kilo. 6 kilosu 3 manat. Şimdi bu yumurtanın kaç tanesi kaç para? Bir tanesi 10 tanesi 1 manat 80 gepik. 10 tanesi 1 manat 80 gepik. Aha. 30 tanesi bu kaçtı? 30 tane oldu. 30'lusu da 5 manat. 5 manat 40 gepik. 5 manat 40 gepik. Abi bunu ne kadar satıyorsunuz? Tanesi. Tanesi 40 kepiye. Tanesi 40. Yok, merak ettim, alacağımdan değil de. Abi karpuzun kilosu ne kadar? 30 kepi. 30 kepi kilosu. Bu hangi rayonun karpuzu? Sabiraba. Sabiraba neredeydi abi? 12 defa duydum. O ne tarafta? Onu size nasıl tarif edeyim? Hani Gence tarafı mı? Yok. Lenkeren tarafı mı? Guba tarafı mı? Fizuli tarafı.
Fuzuli tarafı, Karabağ tarafı ha. O tarafa gidemedim. İzin yok diye. Çekilsin diye. Bunun kilosu ne kadar abi? 35 kepik. Kavun 35 kepik, karpuz 30 kepik. Aa, bu balık nereden? Nereden? Hangi deniz? Okyanda, okyan. Ha, okyanustan? Hazar, Nefsa var. Hazardan geldi bu. Bahçıdan, Bahçıdan. Nefsa mı? Yani sizin buradaki denizde böyle kocaman balık mı var? Bunun adı ne? Som, makava. Som. Hazır olan derne. Burada balıkların kilosu ne kadar, kaç manattan başlıyor? Kaç, 5 manattan. Mesela bu 5 manattan başlıyor. 5 manattan başlıyor olmaz. Dur. Şu ufak balıklar ne kadar abi? Şunlar. O da 7 manat. 7 manat. Demek ki bu bir tane balık var. 3 manattan başlıyordu kilosu. Gerisi 5 manattan başlıyor. Yani balık yemek istiyorsanız 5 manattan başlıyor diyebiliriz bu ülkede. Pazarı yavaş yavaş bitiriyoruz. Şimdi markete doğru gidiyoruz. Abi, pazar işi bitti. Şimdi de burada elektronik ürünlerdeki vergi neredeyse bizim kadar, hatta bazılarında bizden daha fazla vergileri var. Yani elektronik ürünlerin bizden pahalı, bazı elektronik ürünlerin bizden pahalı olduğu bir ülke gördüm ilk defa. Şimdi bir tane mağazadan icazı istedim, verdiler. Orada birkaç parça şey çekeceğiz. Ondan sonra bir market çekeceğim. Size maaşları falan anlatacağım. Ondan sonra kirana kadar, günlük giderlerine kadar onlarla ilgili de hızlı bir bilgi vereceğim. Azerbaycan'da ekonomik durum nasıl merak edenlerle ilgili fikir sahibi olmuş olacak inşallah videonun sonunda. Abi, ben şu an Azerbaycan'ın belki de en çok bilinen mağazalarından birine geldim. Burada da şimdi size yani bizim en çok merak ettiğimiz telefon markalarından biri olan Apple'ın en son modelini göstereceğim. Bu Apple'ın 12 Pro Max'ı 256 GB'lık modelini 3299 manata satıyor. Ben şimdi bunun TL karşılığını da yazacağım altına. Ayrıca da Türkiye'de de bizim iPhone 12 Pro Max 256 GB ne kadarsa onu da yazacağım. iPhone 11 var, 64 GB'lı. Mesela şu an bilmiyorum bizde ne kadar ama şu an burada 2549 manat. Birkaç tane de Android'lerden göstereyim. Ha, Samsung Galaxy S21 Ultra Dual. Herhalde bu Samsung'un en son telefonlarından biri olsa gerek. 2899 manata satıyorlar. Başka böyle benim bildiğim, herhalde bu Xiaomi Mi Note 10 Pro 8 de böyle bu aralar meşhur bir telefon. Onu da 1239 manata satıyorlar. Çok fazla emin değilim ama şu an içinde bulunduğumuz mağaza Azerbaycan'daki en yaygın ve ortalama fiyata sahip bir mağaza. Yani bu fiyatlar Azerbaycan'ın ortalama fiyatları. Abi, mevcut da benim laptopum bu. Ben bu laptopu Amerika'dan 10.400 TL getirmiştim. Yanılmıyorsam 10.400'dü. Şu an hatırlamıyorum ama MacBook M1 Pro. MacBook'un en son işlemci ürünü. Bu bilgisayar yanılmıyorsam aynısı Kırgızistan'da 11.000-11.500 civarıydı. Bizde şu an Türkiye'de 14.500. Kırgızistan, özür dilerim, Azerbaycan'daki fiyatı da 3.219 manat. MacBook Pro M1 işlemci. Şu an tam kaç TL yapabilirim ama bizden galiba pahalı bir olabilir. Bunlar genelde giriş seviyesi. Ha, GoPro 9. Bende de şu an GoPro 9 var. Ben bunu Amerika'dan 350 dolara getirttim. Almanya'da da yanılmıyorum. Ben 320 dolara getirdim yanlış hatırlamıyorsam. Almanya'da da bir abim 350 dolara demişti yanlış hatırlamıyorsam. Almanya fiyatını aklıma gelmişken söyleyeyim dedim. Burada da şu an 1399 manata satılıyor. Türkiye'de de 4500 TL. Şimdi abi, burada 6 kişilik bir yemek masası seti var. Şimdi bu da dahil. Aynası, masa, sandalye falan. Kıymeti de 3000 manat. Ama nakit alırsanız 600 manat indirim yapılmış ya da 18 ay krediyle alır, 24 ay krediyle alırsanız da 0 faiz var. Ayda 125 manata geliyormuş. Böyle 6 kişilik bir yemek takımı. Ayrıca bu Türk markasıymış. Diyelim ki çocuğumuz oldu. Şimdi bir tane çocuk odası almamız lazım. Daha doğrusu biraz daha genç odası gibi ama şimdi şu çalışma masası, bu yatak, şu yanındaki şey ve bu dolabının kıymeti 2299 manatmış. 460 manatta nakitte indirim varmış işte. Kaça geliyorsa. Bu da bu arada, bu arada aynı marka. Bu marka Türk markasıymış.
Her yerde olduğu gibi Azerbaycan'da zaten Türk markası dolu. Saatlerdir geziyorum. Hele şükür lokal bir marketten icazı aldım çekmek için. Şimdi ekmek fiyatlarını göstereyim. Burada böyle en yaygın ekmek şekli bu. Bir de bizdeki pideye benzer ekmek çeşidi var. Bu ekmek biraz da büyük. Yani tek kişi bunu hayatta yiyemez. Hatta ne kadarmış? 650 gram bu ekmek. 50 gepik. Ben dediğim gibi Türkçe karşılıklarını da yazacağım. Ekmek çeşidi bol, bize de bol gerçi ama burada büyük, bu markette fazla yok. Burası küçük bir yer. İnanılmaz fazla ekmek çeşidi var burada. Mesela bu 550 gramlık çörek diyorlar ekmeğe. Bu 70 gepik. Bu da 550 gram 70 gepik. Herhalde Türkiye'de, Irak'ta ve Azerbaycan'da çaysız ev, çaysız sofra yok. Böyle Azer çay diye bir çay var. 5,5 manata satılıyor. Mesela bu kahvaltı çayı diyor burada Berka. Bu da 4 manata satılıyor. Şey bu Sri Lanka'dan falan, yani Seylan çayı. Aynen Seylan, bizim kaçak çay dediğimiz Seylan çayın 225 gramı 3 manata satılıyor. Ondan sonra 70 gepikle 1-15 manat arasında makarna fiyatları değişiyor. Ortalama yani 80-85 gepiğe makarna var. Şimdi biz yoğurt diyoruz ama burada şey diyorlar, katık diyorlar. Bu 1400 liralık 1 kilo 400 gramlık yoğurdu 2-35 manata satıyorlar. Bu 3 kiloymuş bu yoğurtta. Bunu da 4,5 manata yaklaşık satıyorlarmış. Böyle ortalama salam fiyatlarını göstereyim size. Şu hindi salam, 1 kiloluk hindi salamı 6 manata satıyorlar. Şurada 450 gramlık dana salamı da 4,5 manata satıyorlar. Böyle yemeklik margarin yağlarını da işte 1,10 manata satıyorlar. Ortalama 1 manata margarin bulabiliyorsunuz yani. En ucuzlarından sayılır şu 400 gramlık beyaz peynir, bizim beyaz peynirimizi de burada 3,70 manata satıyorlar. Bizim Türk ürünleri tabii ki her yerde olduğu gibi burada da var, her yerde olduğu gibi burada da A kalite olduğu için Türk ürünlerinin biraz fiyatları genelde yüksek oluyor. Abi tavukları hiç bilmiyordum, ben de şimdi öğreneceğim. Şimdi 1,5 kiloluk bütün tavuk 6 manat 20 gepik. 1,5 kiloluk tavuk. Şöyle 650-700 gramlık turşular 2 manata. Biraz kalitesiz de 1,25 manata satılıyor turşunun. Hazır çorbalar da 80-90 gepikten başlıyor. Bazı kaliteli markalar var. Onlar 1 manat, 1 manat 20 gepiğe kadar gidiyor. Yağlara bakalım. En ucuz yağ da bu galiba. Daha ucuzu yoktu. Yani bu var. 3,5 gepik. Ama bu 85'likmiş. Bu 1 litrelik en düşük 3,70 gepik sıvı yağ. Bu ayçiçek. Bir de mısıra bakalım. Mısır da en düşük galiba 4,70 yok. Bu da ayçiçekmiş. En düşük 5,50 civarı. 4,80'e var ama ortalama 5,50 civarı. Abi çocuk bezi de bakmak istiyorum. Bu Jumbo Boy ekonomik paket diyor. 44 bedenli, 44 adet. Bu bez de 12,70 gepiğe satılıyor. Burada da 56 tane adetli olan var. Yine 12,20 gepiğe satılıyor. Bunlar böyle genelde 2 kiloluk şekilde satılıyor ve 2,5 gepik civarında fiyata un alabiliyorsunuz. Şekerin kilosu genelde bakalım buna kalmış. Yani şekerin kilosu 1,20 gepik. Genelde size hep en düşük fiyatları göstermeye çalışıyorum. Hani alt limit belli olsun diye, üst limitin zaten sınırı yok. Yanılmıyorsam kilosu en ucuza gelecek 2 manata falan geliyor. Yani pirincin en ucuz kilosu 2 manat diyebiliriz. Bu 900 gram. Şey, 1 kiloya vurursak yaklaşık kilosu 2 manat pirincin. Bundan daha ucuza su fiyatı ben görmedim diyebilirim. Yani burası da ucuzlar arasında. 2 litre su 80 gepiye satılıyor. Burada da 1,5 litre su 80 gepiye satılıyor yine. Valla daha da ucusu yok. Bunlar gazsız su. Burada gazlı ve gazsız diye ayrım var. Bakın gazsız diye yazmış. Meyve suların litresi genelde bu ucuz. Bakın daha da ucuzu var mı görmedim. En ucuz gördüğüm meyve suyu bu. 1,20 gepik. Daha da ucuza gördüm mü derseniz yok, görmedim. Dostlar selam.
Normalde planım böyle karşılıklı bir sohbet değildi. Bütün video sahada geçecekti. Ama marketten yani ya da mağazalardan ya da bir telefoncudan izin almak dertti ya da alamadım gibi bir şeyler oldu. 26 tane markete gittim de en son bir tane abla tam çekti de öyle çekebildim ancak. İcaz almak biraz problemdi. İstediğim gibi video olmadı. Bir de ekonomikten biraz az buçuk anlayan konuşması düzgün bir abi aradım. Bana buradaki ekonomiyi anlat diye ama ona denk gelemeyince videoya böyle ben bodoslama girmiş oldum. Öncelikle hızlı anlatacağım biraz. Benim beklediğimle bulduğum Azerbaycan ekonomisi çok farklı. Ben buraya gelmeden önce manat eskiden dolardan iki kat daha değerliydi. Ben bunu duyardım. Dünyanın en değerli işte 7. parası, 6. parası falan diye duyardım. Ondan sonra doğalgaz var, petrol var. Dünya üzerindeki 11 tane iklim kuşağının 9 tanesi Azerbaycan'da var. O da bana şunu düşündürdü. Demek ki bir sürü meyve çeşidi, sebze çeşidi de vardır. Ki yok değil, var. O yüzden böyle ekonomisi güçlü bir ülke bekliyordum. Bizden daha güçlü çünkü petrol ve doğalgaz var bir kere. Ama öyle bir ülke bulmadım. Maaşlar mesela 500-600 manat gözüküyordu internette ama gerçekte öyle değildi. 250-300 manat civarında maaş alan insanlar çok çok değildi ama az umsanmayacak kadar da çok insan 250-300 manat arası maaş alıyordu. Ve bu arada Bakü'de en düşük kira 250 manat. Yani 250 manatlık kiralık evde de kimse zor zor kolay kolay oturmaz. Yani 300-400 manat, 450 manata böyle el ayağı ağzı burnu düzgün bir ev bulabilirsiniz. Ancak böyle 500 manata tamam işte ya güzel işte 4 kişilik aile yaşar evler var. İşte bir arkadaşım vardı 300 manat 280 manat maaş alıyordu çocuk. Üniversite mezunu bu arada. Ve 250 manat kira ödüyordu. Çocuk işten çıkıyor bir ikinci işe daha giriyor. Ve yine yetmiyor aylık kazanç. Bir de köyden annesi babası takviye yapıyordu. Ortalama da çoğu insan da böyle dedi bana. Yani tamam kimisi var 500-600 manat maaş alıyor. Hani iyi bir üniversite bitirmiştir. Şansına da iyi bir firmada işe girmiştir. De 500-600 manatla 1000 manat arası maaş alıyordur ama bunlar az dedi. Ülkenin geneli cebine giren aylık ücret çok fazla değil dedi. Market fiyatlarını, pazar fiyatlarını gördünüz ki en düşük market ve en düşük pazar fiyatları buydu. Daha düşüğü zaten Bakü'de yoktur. Kolay kolay bulamazsınız. Alım gücü böyle, vergiler Türkiye ile aynı, kimisine daha fazla. Yani ilginç bir ülkeydi. Böyle ne bileyim, ülkeye gökdelenlere soruyorsunuz, tatil yerlerini soruyorsunuz, yani otelleri soruyorsunuz. Böyle zenginlere hitap eden şeylere soruyorsunuz. Böyle hep 10-15 firma var, belki 20 firmadır bilmiyorum ama çok küçük zümre çok zengin. Çoğunluk fakir. Orta gelirli sayısı çok azdı. Bu beni şaşırttı. Dediğim gibi doğalgaz ve petrol zengini bir ülkeye gidiyor sanıyordum ben ama öyle olmadı. İnsanlar gerçekten fakir. Fakir insan sayısı fazlaydı daha doğrusu. Hani tabii ki Afrika değil, açlıkla cebelleşmeler ama ekonomik durum kötüydü Azerbaycan'da. Faturalar bizde aşağı yukarı aynı. Hani su faturası, elektrik faturası bizde aşağı yukarı aynı. Doğalgaz belki bir tık bizden ucuzdu. İnternet bizden daha pahalı. %40-%50 daha pahalı internet kullanıyorlar. Telefon interneti daha da pahalı. Ama ulaşım ucuz. Ulaşım bizden çok çok daha ucuz. 1 TL'ye her yere gidip gelebiliyorsunuz. Ama öyle benzin, doğalgaz da aman aman ucuz değildi. Hatta mazot 7-17 idi galiba. En son ona baktım. Yani dizel yani 7-17 idi. Niyetim eleştiri videosu yapmak değil ya da o yüzden çok seçerek konuşmaya çalışıyorum. Yanlış bir cümle kurmayayım. Sonuçta orası da benim memleketim. Burası da benim memleketim. Kötü konuşmak değil amacım. Sadece tecrübelerimi doğru aktarmak istiyorum. Benim için Azerbaycan'da ekonomik beklediğim gibi değildi. Alım gücü aralığı çok fazlaydı. Ve benim dünya turumda en çok maliyetle gezdiğim ülke Azerbaycan oldu. Şöyle düşünün, bir müzeye gireceksiniz. Lokal insana 10 TL'si bize 75 TL, 80 TL, 100 TL'ydi. Bakü'de 10 tane müze var. Hepsine girmeye kalksaydım ben zaten 1000 TL sadece müzeye giderdi. Hayatımda ilk defa şahit olduğum bir konu. Uçak biletinde dahi turiste böyle bir uygulama var. Uçak biletleri %20-%30 daha pahalı. Daha doğrusu Bakü'den Nahçıvan'a uçmak. Yani lokale 50 TL ise bize 70 TL. Hayatımda ilk defa uçak biletinin turiste daha fazla satıldığı bir ülkeye geldim. Belki yetkililer sesimizi duyar, bari Türk vatandaşlarına, kimlikle giriyoruz sonuçta Azerbaycan artık. Bari bizi de müzeleri lokal line fiyata alırsanız sevinirim, daha rahat gezeriz, daha çok geliriz. Bir de bir şey daha demek istiyorum. Çok olumsuz şey yaşadım. Hırsızlık gibi vakalar da oldu, dolandırıcılık gibi şeyler de oldu. Çok oldu hem de, az değil ama detaylı anlatıp da kırıcı olmak istemiyorum. Belki benim gezi tarzım lokalde, sokakta, çadırda gezdiğim için benim başıma biraz fazla geldi Azerbaycan'da. Çok size bahsetmedim, bahsetmeyeceğim de daha fazla. Ama oldu bunlar.
Ekonomik durum belki kötü olduğu için insanlar belki bu yola başvuruyor olabilir. Maalesef bu durumlar da var. Rüşvet çok fazla. Otostop çektiğim arabalar 10 tane arabadan bir tanesinde rüşvete denk geldi. Yok şeridi geçtin, yok çizgiye bastın. 200 manat ceza diyor ama işte 20 manat veriyor, 10 manat veriyor, 30 manat veriyor, 40 manat veriyor neyse. O paraların miktarını görmedim. Rüşvet veriyor, kurtuluyor. Devlet dairelerinde de bu böyleymiş. Tabii ki bunun sebepleri olabilir. Ülke 91 yılında bağımsızlığını kazandı. Şurada senelerdir savaşta, daha savaş dün bitti. Bu tip etmenler olabilir. Ama Azerbaycan'da ekonomi böyleydi. Öyle bir muhasebeci yani alsın 2500-3000 TL en fazla. Bir garson alıyordu 2000 TL, 2200 TL. Ama harcamalar bizde aynı aşağı yukarı ama maaşlar bizden %30 daha azdı. Azerbaycan'da ekonomi böyleydi arkadaşlar. Yanlışım olmuş olabilir. Eksik söylemiş olabilirim, fazla söylememiş olabilirim ama yalan söylemedim. Tecrübe ettiklerim bunlardı, yoksa ne art niyetim olsun Azerbaycan ekonomisine. Doğrusunu bildiğiniz konular varsa lütfen yorum kısmına yazın. Ya da yanlış bildiğimi düşündüğünüz şeyler varsa lütfen onu yorum kısmına yazın. Hep beraber düzeltelim. Umarım kırıcı olmamışımdır, seçerek konuştum. Dikkat etmeye çalışayım. En azından da 10. kez seçiyorum. Ya bunu Mehmet söylemişsin, ayıp, onlar kardeşlerimiz deyip kırptım kendimi hep. 10. kez tekrarla bu sonlamayı yaptım. Umarım en usturuplu ve edepli şekilde çekmişimdir. Teşekkür ederim beni izlediğiniz için. Beni Azerbaycan'a çok güzel ağırladığınız için. Öyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.